Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Rabbim cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin inşallah. Evlerinize, hanelerinize bereket versin. Hanımlar, bugün yeni doğdu şapkası yapacağız Allah'ın izniyle. Bunları bir önceki attığım videonun da yeni doğdu olarak atmıştım erkek çocuğu için. Kız çocuğuna da yapabilirsiniz. Onun patiğini de, inşallah bunun patiğini de yapacağım hanımlar Allah'ın izniyle. Allah sağlık verdiği müddetçe güzel şeylerle karşınızda olmak istiyorum. Rabbim öncelikle sağlık versin cümlemize. Şimdi hanımlar, ben bunu 80 ilmek yaptım. Şimdi ilmeklerimizi nasıl atıyoruz onu göstereceğim. Şöyle ilmeklerimi, iki şişimi bir araya getiriyorum. 3 numarayla öreceğim. 3,5 numarayla başlangıcını yaptım. Bakın şöyle şişime, ilmeğimi atıyorum. Şimdi iki şişle yapıyoruz. Şöyle bir tane buradan atıyorum. Normal. Bir tane buradan. Bir tane de öbür şişten atıyorum. Bakın. Bir tane buradan atıyorum. Karşılıklı 80 tane ilmek atıyorum. 80, 90 yapabilirsiniz. Ama 90 büyük olur. Yeni doğduğu için. 3 numarayla öreceğim. 3,5'la başlangıcını yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın bu şekilde. 2 şişimizde de şöyle daha kolay olması için sizin için şöyle yap. Şuraya ben uzatıyorum şu 3 kısmı. Bir buradan atıyorum. Bir buradan atıyorum. Böyle karşılıklı eşit bir şekilde 80 ilmeği atıyoruz bu şekilde. Detaylıca bunu anlatayım size. 80 tane ilmeğinizi atın bu şekilde. Şimdi detaylarına geçeceğiz. Şimdi bunu ben kenara bırakıyorum. 3 numara şişimle örmeye başlayacağız. Ama bir tane şişimiz kalacak misina da şöyle bir ters bir düz yapacağız. Bakın bir ters bir düz, ya da şuradan başlayalım. Şu ilmeğimizi şöyle katalım. Bir ters bir düz başa kadar tek taraflı ilmeklerimi örüyorum. Öbürküler şimdi kalacak. Birazcık bu şeyi yapması birazcık zor olur. Ona bakmayacağız artık zorluğuna. Bir sıraya geçerken artık burayı idare edeceğiz yaparken. O da bebekler için güzel bir teknik. Çünkü çocukların kafasına dikiş yeri geldiğinde hoş olmuyor. Ya da başlangıçlarda hoş olmuyor çocukların kafası acımasın diye. Bakın şöyle döndürün ya da. Bir tane ters, bir tane düz. Tamamını başa kadar öreceğim. Şimdi ben başa kadar bir ters bir düz geliyorum. Bu şişimiz çıktık mı rahatlayacağız. Bakın bu şekilde bir ters bir düz. Bir ters bir düz geldim. Şişimin sonuna kadar bu misinanın şişimi içeride bırakıyoruz. Bu şekilde kalacak hanımlar. Onu dert etmeyin. Misinalı şişimiz içeride kalacak. O şapkamızın lastiği bitene kadar. İllaki misinalı şiş yapmak, şişle örmek zorunda değilsiniz. Başka ip de geçirebilirsiniz. Başka şiş de geçirebilirsiniz ama tel daha kolay oluyor. Tekrar bakın ikinci sıramızı gene terslerimizi ters, düzlerimizi düz örüyoruz. Aynı sıra üzerinden gidiyoruz. Örüp geldiğimiz sırayı örüyoruz. Öbür misinayı ellemiyoruz. T şişimiz içerisinde kalacak bu şekilde. Lastiğimizi örene kadar. Lastiğimizi ördüğümüzde lastiği birleştirme yapacağız. İkiye katlayacağız lastiğimizi. Şimdi ben bunu
başa kadar tekrar göstereceğim. Başa kadar bir ters, bir düz. Bakın düzlerimizin yönü belli oldu bile. Bir ters, bir düz başa kadar geliyorum. Şöyle döndüm. Hanımlar, şimdi alıyorum. Kenar ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Bir ters, bir düz tekrar. Bunun boyutunu ayarlayana kadar kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Boyutunu ayarlayacağım. Bundan sonra devam edeceğiz. Şimdi ben lastiğini bir örüp geliyorum. İki kat yapacağımız için birazcık örmem gerekiyor. 12-13 sıra örmem gerekiyor. Hadi bakalım şimdi lastiğini bir bitirelim. Bakın bu şekilde lastiğimiz. Şimdi onlar ben bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sıra ördüm. 15. sırada bakın şöyle yapıyoruz. Şu ilk önceki ilmek aldığımız şişimiz. Bu da ördüğümüz şişimiz. Ben tekrar örgü yaptığım şişimle şöyle düz olarak her ikisinden de birer tane alarak bakın şu şekilde alarak öreceğim. Yani her ikisinden de alıyoruz. Bakın. Bir bundan alıyorum. Şuna takın isterseniz daha rahat örmek için. İkisinden de düz olarak örüyorum. Başa kadar bir buradan bir oradan. Bakın bir buradan bir buradan. Arkalı önlü ikisinden de. Eşit şekilde zaten şey ilmeklerimiz. Hepsini bu şekilde kapatıyoruz. Çift lastik oldu. Hem de önü çok güzel oldu. Bakın. İlmeklerimizi teke düşürüyoruz. Arka kısmı da bu şekilde olacak. Bir buradan bir oradan başa kadar bu şekilde ilmeklerimi topluyorum. Her ikisinden de alıyoruz. Artık bu şekilde tamamını kapattık. Artık tek şişe indik. Yani düştük. Bakın bu şekilde bir şey oldu. Anlı oldu hanımlar. Çok güzel bir lastik tekniği oldu. Bunu istediğiniz şapkaya uygulayabilirsiniz artık. Bu kolay oldu. İstediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Şimdi ben bu arka yönünden şöyle iki tane düz kenar ilmeğimle beraber 3 tane ters yapıyorum. Arka bölümde model için ayarlama yapıyorum. 2 tane ters, 3 tane düz. 2 ters, 3 tane pardon. 3 ters, 2 düz. 3 tane ters, 2 tane düz. Model için ayarlama yapıyoruz. Bakalım doğru koymuş muyum? Evet, 3 ters, 2 düz. Başa kadar 3 ters, 2 düz olarak geliyorum. Arka kısımdan başa kadar geliyorum. Şimdi kenara geldiğimde 2, şuradan bir ilmek arttıracağım. Modelimiz tam olsun. 3 tane ters, 2 tane düz. Bakın bu şekilde. Artık şimdi ön yüzünden de 2 düz, 2 ters, 3 düz olacak. Bakın bu şekilde. 3 tane düzümüz var ön yüzünde. 2 tane tersimiz var. Modelimiz daha bu değil. Modelimizi bunun üzerine kuracağız. Bakın 2 ters, 3 düz. Gördüğünüz gibi
dedim şey mi, bulanık mı diye. Bakın burada iki düz yapmışım. Onun için buradan bir tane daha arttıracağım modelimi kurulumu için. Eksik olan yeri artık dalganıza gelir, örerken arttırın. Şimdi bu şekilde iki ters, üç düz olarak başa kadar gidiyorum. Modelimizin ikinci sırasını yaptık, geldik. Üçüncü sırasına gidiyorum. Tekrar bakın, üç tane ters, iki tane düz. Yerleri belli oldu artık. Bir dahakine modelimizi kuracağız. Üçüncü sırada, üç sıradan sonra model kuracağız. Bakın. Üç tane ters, iki tane düz. Şimdi kenar ilmeğimi ördüm. Şöyle alıyorum kenar. İster böyle alın, ister böyle alın ama bunları aslında böyle alalım. Çünkü bunları sonra kapatma işlemi yapacağız. Bu şekilde ters olarak haroşa tarzında alıyorum. Buradan kenarlardan kapatma işlemi olacak. Şöyle ters olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimizin kurulumuna geldik. Bakın 1, 2, 3.den şöyle ilmek çıkartıp uzatıyorum. Sonra 1, 2, 3 tane düzümü örüyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisinden bir daha ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle ters olarak 2 ilmeğimi örüyorum. Uzatıyoruz bunları biraz. Şimdi tekrar bakın 1, 2, 3.den ilmeğimi şöyle uzatarak alıyorum. Ve 1, 2, 3 ördüm. Tekrar döndüm aynı yuvanın içerisine. Tekrar şöyle uzatarak ilmeğimi aldım. Şöyle uzatıyoruz rahat. Sonra ters olarak ilk ilmeğimi örüyorum. Tamamı bu şekilde modelimizin. Bakın. Bir, iki ters ördükten sonra üçüncüden alıyorum. Aldım. Bir, iki, 3. Tekrar aynı yuvanın içerisinden bir tane daha çıkartıyorum ve uzatıyorum. Ters olarak ilmeğimi örüyorum. Örmeden bakın 3.'den 4.'den ilmeğimi uzatarak aldım. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Aynı yuvanın içerisinden bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde 2 tersimi örüyorum. Hiç düzlerimi örmeden şuradan üçüncüden alıyorum, çıkartıyorum. Tekrar aynı şey işlemi yapıyorum. Ve başa kadar bu şekilde modelimi oluşturuyordum. Oluşturacağım. Şimdi arka yüzüne geldiğimizde bakın şu şöyle göstereceğim. Şunla şunu ters olarak keseceğim. Şöyle düz olarak keseceğim bakın. Almış olduğum ilmeğimle. Bu var olan ilmeğim, bu da almış olduğum ilmeğim. 1, 2, 3 tane tersimi ördüm. Ve bunların ikisini şöyle çevirerek düz gelecek. Düzgeli çevirerek ikisini ördüm. Ya da şöyle yapalım. Pardon. Buradan örmeyelim. Şimdi bu ilmeğimi örmeden ya da şöyle keseceğiz. Evet. Böyle 1, 2, 3'leri birlikte keseceğiz. Bakın şöyle geldiğimizde modelimiz şu şekilde olacak. 1, 2 düzümü ördüm. Sonra şu almış olduğum ilmeğim bu bakın. Almış olduğum ilmeğim bu. İkisinden bir ters örüyorum. Tekrar almış olduğum ilmeğimle bunu ters örüyorum.
Bakın almış olduğum ilmeğimle ikisini kapatıyorum. Bir tek tekrar ikisini ve şuradan alarak alt kısımdan kapatıyorum. Ve iki düzümü örüyorum. Pardon, heyecanlandım bir anda. İkisini bir kapattım. Bakın iki ilmeğimiz var. Bir tek ters. Şu almış olduğum ilmeğim. Bu da var olan ilmeğim. İkisini bir şu şekilde kapattım. İki düz. Bu almış olduğum ilmeğim. Bu var olan ilmeğim. İkisini bir kapattım. Sanırım net anlaşılmıştır. Şöyle yüzünü döndüğümüzde bakın bu şekilde bir modelimiz oluşuyor. Sonra birinci sıramızı gitmiş oluyoruz bu şekilde. Başa kadar bu şekilde geliyorum. Bakın şimdi modelimizde ikinci sıraya gidiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 3 düz 2 ters. Arka taraftan da 3 ters 2 düz geleceğim. Ondan sonra ikinci modelimizin kurulumunu göstereceğim. Bu şekilde başa kadar modelimiz gördüğünüz gibi düz gidiyor. Kenarlar ters gidiyor. 2 tane ters. 3 tane düz. Arka yönden de 3 ters 2 düz başa kadar gidiyorum. Modelimin kurulumunu yapacağım. Bu 3. sıramız. Başa kadar geliyorum. Şimdi tekrar modelimizin 3. kurulumuna geldim. Kenarımı örmeden aldım ve şurayı da örüyorum. Tekrar bakın şurayı sayıyoruz. 1, 2 ve 3.'den tekrar ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi örüyorum. Aynı yuvanın içerisine tekrar ilmek çıkartıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Bakın bu şekilde gidecek modelimiz. Artık bir arka sırada da ne yapmışsak aynısını yapacağız. 1, 2, 3.'den şu alttan da alabilirsiniz 4.'den şöyle modelimizin birleştiği yerden şöyle 1, 2, 3 ördüm. Şöyle hemen ilmeğimi çıkarttım bakın. 2 tane tersimi ördüm. Gördüğünüz gibi zaten 1, 2, 3, 4. 5.'den de alabilirsiniz. 4.'den de ama ben 4.'den alacağım. Biraz daha model uzun olsun. Şöyle bakın. İpimi de uzatıyorum. Başa kadar bu şekilde yapıyorum hanımlar. Gördüğünüz gibi modelimiz yavaş yavaş oluşuyor. Şimdi arka yönden artık aynı kapatma işlemi yapacağız. Bakın şu aldığımız ilmek, bu da var olan ilmeğimiz, düz olan. İkisini bir önden bu şekilde kesiyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Bu var olan ilmek, bu da aldığım ilmek. İkisini bir şu şekilde arkadan alarak kesiyorum. Şimdi iki düzümü örüyorum. Bunları önden alarak kesiyorum. Bir ters. Şunları da bu şekilde ters olarak kesiyorum. Artık ben modelimi, boyutunu, şapkanın boyutunu ayarlayacağım. Ondan sonra ayarladıktan sonra tekrar şapkamızın yapım aşamalarına geçeceğiz. Ben şimdi modellerimi tamamlayıp geliyorum. Şimdi hanımlar ben şöyle modelimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model ördüm. 7 modelden sonra tekrar 2 sıra ördüm.
1, 2, 3, 4, 5, 6 model bu tarafta bırakıyorum. Arka kısımdan geldikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 model de burada bırakacağım. Şöyle 6. modelden, bakın şu ters kısımdan, yani şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 olarak kesme işlemi yapacağım. Şöyle döneyim. Şuradan bakın. Şu alt kısımdan şöyle bir, bu şekilde de kesebilirsiniz. Şöyle şu şekilde de kesebilirsiniz. Ters olarak şunla ters olarak keselim. Ya da şöyle çevirelim ilmeğimizi. Ters olarak bir ilmek kestim buradan. Bu taraftan ters keseceğiz. Şöyle ilmeğimi aldım. Kestiğim ilmeğimi. Artık düz olarak öreceğim. Şu altıncının yanına kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şuraya kadar. Yani kaç tane ilmeğimiz oluyor? Kestiğimizle beraber. 1, 2, 3 kesmeden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22 ile kesiyorum. Bakın burada 22 ile kesiyorum. Şöyle bir ayrılma yaptık şapkamızda. Burası kafa kısmı olacak. Dönüyorum. Döndüm. Buraya bellik de katabiliriz. Şimdi bir daha geldim de buralarda kesme işlemi yapacağım. Belliğimi kattım. Ayırdıktan sonra ters olarak devam ediyorum. Kesme yaptığım yere kadar ters olarak geleceğim. Şapkamızın sonuna doğru bu düzleri de azaltacağız. Onları da kesme işlemi yapacağız. Şimdi kesme işlemine kadar ters olarak geliyorum. Ters olarak geldim. Burası ters yönü olduğu için ters olarak şöyle ilmeğimi çeviriyorum. Ters olarak kesiyorum, bakın. Kestim. Buraya tekrar belliğimi taktım. Döndüm. Şu ilmeğimi örmeden alıyorum kestiğim ilmeği. Tekrar düz olarak devam ediyorum. Arka kısmı düz olacak hanımlar. Çok güzel bir şapka yapacağız Allah'ın izniyle. Bu da 1,5 yaşa kadar olur hanımlar. Şapkamız biraz büyük oldu. Güzel de oldu. Öbürü küçük olmuştu. Şimdi bakın bu ilmekle belliğimi çıkarttıktan sonra kesiyorum. Tekrar belliğim yerine takacağım. Ve şöyle. Ben karıştırmam da sizin için takıyorum onları. İşte tekrar öbür iğneme kadar öreceğim. Tekrar kesme işlemini uygulayacağım. Ta ki nereye kadar kesme işlemi uygulayacağım. Tek tek keseceğiz. Sonra ikişerli kesme döneceğiz. Bu düzü de azaltacağız. Hemen iğneme kadar geliyorum. Düz olarak, ters olarak pardon. Kestim ilmeğime kadar geldim. Belliğimi çıkarttım. Ve kestim ilmeğimle kesiyorum tekrar. Aynı ilmekle kesiyoruz. Hiç değişmeyecek. Nereye kadar kesim yapacağım? Hemen hemen şu 1, 2, 3. modelime kadar kesim yapacağım. Bakın. 1, 2, şu 3. modelime kadar. Ondan sonrasını 2, 2 keseceğiz. Döndüm. Düz olarak devam ediyorum. 3. modelime kadar bu şekilde keseceğim. 3. modelde tekrar görüşeceğiz. Tekrar göstereceğim hanımlar. Çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. Tek tek kesme işlemi yapacağız.
Bunu bu yönünden kesiyoruz. Öbürünü de arka yönden kesiyoruz. Bakın iğnemi çıkarttım. Kesme işlemi buradan uyguluyorum. Bakın bu şekilde tepesi dönecek hanımlar. Dönmeye başladı bile. Şimdi ben bunları şu üçüncü modelime kadar kesip geliyorum. Şimdi hanımlar 10'ar tane kenarlarda kalacak. Tamamını kesmiş olacağım. Şimdi bu 10 tane tepesinde olan 20 tane ilmeğimizi kenardaki 10'arlarla keseceğiz. Şimdi buraya geldiğimde tam net anlatacağım. Bakın kesiyorum. Şurada kenarda 10'ar tane kalacak. 10 bu tarafta, 10 o tarafta. 2, 4, 6, 8, 10. Bakın şu şekilde tekrar döndüm. Öbür tarafta da 10 tane bırakacağız. Sonra üçünü bir, yani ikisini bir kapatacağız. Şimdi başa kadar geliyorum hemen kestiğim yere kadar. Bakın. Buraya geldiğimde hemen kesme işlemini uyguluyorum. Şöyle iki tane de kesebiliriz burada. 2, 4, 6, 8, 10 tane kalacak. Artık bu şekilde döndüm. Şimdi öbür tarafta tekrar kesme işlemini uygulayacağım. Orada da 3 tane kesim yapacağız. Hemen arka yönden ters olarak geliyorum. Şimdi sayısını da vereceğim size. Burada 20 tane ilmeğimiz var biliyorsunuz. Burada. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10. Şuradaki ilmeğimi de bu tarafa alıyorum. Bakın. Şöyle. Bununla yer değiştiriyorum. Onu tekrar takıyorum. Kesme ilmeğimi. İkisini bir kapattım. Döndüm. Öbür tarafa geldiğimde de aynı işlemi göreceğiz. Bakın burada bir tane azaltma yapmış oldum. Hem öbür taraftan hem bu taraftan. Şimdi buraya geldiğimizde tekrar göstereceğim. Çok güzel bir şapka olacak Allah'ın izniyle. Şimdi buraya geldiğimde şurada iki ilmek kesme ilmeğimle kalıyor. Şöyle yer değiştiriyorum. İkisini bir. Şöyle bakın. Üçünü bir kesiyorum. Kestim. Döndüm. Tekrar öbür tarafta yer değiştirecek kesme işlemini uygulayacağım. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Tersleri. Çünkü daha süslemesi var şapkamızın. Bakın son kesme ilmeğinden bir ilmek öncesinden şöyle yer değiştiriyorum bakın. Bunu böyle arkaya alıyorum. Onu öne alıyorum. Üçünü bir keseceğim. Üçünü bir kestim. Birazcık yer değiştirince burada birazcık zor oluyor. Problem değil. Kestik. Şimdi bu ilmeklerim de buradan bitecek. Bu da buradan bitecek hanımlar. Hepsi bu kadar. Ben bunları üçünü bir ikisini bir kese kese bitireceğim. Uca kadar geleceğiz. Burada da ilmeklerim kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 16, 17. Bu ilmeğimi saymıyorum. 17 tane kaldı. Bakın şunu da şöyle alıyorum. Şöyle yer değiştiriyorum. Değiştirdim. Bunu da düz olarak kesiyorum. Üçünü bir kapattım. Bu şekilde artık tepe kısmını uca kadar bitiriyorum. Son bir tane kaldı artık ortada. Son bir taneyi buradan şöyle kesiyorum. Tekrar bakın bu şekilde.
ortadan. Sonra üçünü bir keseceğim. Döndüğümde üçünü bir kesiyorum. Ya da şöyle iki iki keselim. Tersten biraz duruyor kesmesi. İki iki kapatıp şapkam diğer işlemlerine geçeceğim. Şıklarımla süslemeye başladım. Bakın şu kenar kısmını şu şekilde trabzanlarla süslüyorum. 1, 2, 3. Üçüncünün arasına şu şekilde batıyorum. Biraz ara mesafesi yapıyorum. Başına doladım. 1, 2, 3'üncünün arasından trabzanımı, tığımı geçiriyorum. Çok sürerek yapmayın, delik olmasın burası. 2, 2, 2 çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim, içerisine battım. Tekrar aynı yuvanın içerisinden burada 5 tane trabzan çıkartıyorum. 3 zincir içerisine battım. Krem ipimle işliyorum üzerine. 3 zincir içerisine battım. 5 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde çiçek yapıyorum. 1, 2, 3. İçerisine battım. Tepe kısmını da bu şekilde işleyeceğim. Sonra bağcık yapacağız ve videomuzu da bitireceğiz. Şuradan bak, ters olan yerden sabitledim. Biraz az aralı batın burasını. Tekrar bakın şöyle aralı geliyorum. Battım. Şöyle trabzanımı çektim. 3 zincir içerisine battım. Tekrar buradan 5 tane trabzanla bu şekilde şapkamın şu yüz kısmını tamamlıyorum. Şimdi sona geldiğimde tekrar buradan 5 trabzan yapıyorum. İçerisine batarak sondan artık birleştireceğim. Şimdi trabzanlarımı yapıp geliyorum. Şimdi buraya sona birleştiriyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi birleştirdim. Ve ipimi kestim. Bakın bu şekilde kenarı bir oyalı şapka oldu. Çok da güzel oldu. Şöyle yatırabilirsiniz de onları. Şimdi kenar şu arka kısmına geçtim. Şuradan ipimi sabitliyorum tekrar. Buraya küçük küçük yapacağım. Şöyle bir, iki, üç elli yapacağım buraya. Üç tane trabzan. Bakın şöyle bir, iki, üçüncüye batıyorum. Tekrar bir, iki, üçüncüye batarak bu şekilde bir oya yapacağım kenarına. Üçerli trabzan yapıyorum. Tamamına üçerli yapıyorum. Ondan sonra bağcını da yapalım. Videomuzu bitirelim. Onu buraya başa kadar yapıyorum onlar. Şimdi tepe kısma geldiğimde burada tabii şeyler yok, sık iğneler yok. Tepe kısma geldiğimde şöyle bakın. Bir model arası batacağım. 1, 2, 3 zincir içerisine batıyorum. Aynı yuvadan tekrar üçlü trabzan. Yani 3 tane trabzan, ikili trabzan. Başına doluyorum. 2, 2 çıkıyorum. 3 zincir aynı yuvanın içine batıyorum. Bakın buraya sabitliyorum. Sabitledim. Şimdi buradan bir model arası yapacağım. 3 zincir battım.
tekrar aynı onun içerisinden artık öbür kadarı da üçer üçer batarak bitiriyorum. Sonunda şunu tam ortaya battım ve şöyle saptıyorum artık ve bunu da bitiriyorum. Şimdi iplerini de içerisinden çekip bağcana geçeceğim. Bağcanı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde oldu. Arka kısmı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Güzel oldu. Bakın bu şekilde artık zincir çekiyorum tamamına. İki kremle pembe karıştırdım. İkisini bir bağcık yapacak şekilde zincir çekiyorum. Şapkama yetecek şekilde. Şimdi zincirlerimi de çekip geliyorum. Şöyle aparatla, aparatın yardımıyla ipimi takacağım. Ya da çatı eline kullanabilirsiniz. İpimi içerisinden aparat yardımıyla tamamını takıyorum. Bakın hanımlar çok güzel oldu. Bebeğime de az bir şey büyüklüğü var. Bebeğimden. Bakın bu şekilde. Biraz büyük sadece. Bakın arka kısmı da bu şekilde. Çok da güzel oldu. Harika bir şapka oldu. Kıy işlemesi de güzel oldu. Şöyle bağcını da bağladık mı tamamdır. Bu şekilde. Bakın tepe kısmı falan her şey çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Şimdilik hoşça kalın. Safişin emeklerinde kalın. Allah'a emanet olun.